Yapımı tam 20 yıl sürdü. Yüzeyi altın kaplama bir ayna ile donatılan bu teleskop, 10 milyar dolar aşan bütçe ile şu ana kadar yapılmış en pahalı teleskop. Ve nihayet James Webb teleskobunun fırlatılışının 6. ayından sonra gelen ilk görüntüler evrenin derinliklerindeki gizemleri gün yüzüne çıkardı. Ve o ilk fotoğraf. James Webb teleskobunun ilk derin alan görüntüsü. Muazzam hassasiyet, geniş bir dalga boy aralığı ve keskin görüntü netliği. Elinize bir kum tanesi alın ve onu gökyüzünün boş, karanlık bir köşesine yerleştirin. Çok küçük bir nokta. Ama o küçük karanlık nokta işte bu şekilde. Evrenin şimdiye kadarki en derin ve en keskin kızılötesi görüntüsünü James Webb teleskobu yalnızca 12,5 saat içinde çekmeyi başardı. Sol tarafta ise Hubble teleskobunun çektiği Hubble derin alan fotoğraflarını görüyorsunuz. Hubble ise aynı fotoğrafa tam bir haftadan daha uzun süre bir odak yaparak bu görüntüleri çekebilmişti. Ancak James Webb büyük bir başarı elde ederek evrenin derinliklerini çok kısa bir sürede çekmeyi başardı. James Webb'in çektiği bu fotoğraf o kadar muazzam ki sadece bu fotoğrafta trilyonlarca yıldız ve gezegen var. Bu fotoğrafa dikkatli bakılınca bazı galaksiler sünmüş, bozulmuş olarak görünüyor. Buna kütle çekimsel merceklenme etkisi diyoruz. 1915 yılında ilk kez Einstein'ın ortaya attığı genel görelilik teorisinde Einstein bu konuya değinmişti. Bu galaksi kümelerinden bize ulaşan ışık arkalarında kalan ışığı büküp bozduğu için bu noktalarda kütle çekimsel merceklenme etkisi olduğunu görüyoruz. Einstein'ın ortaya attığı bu kuramda uzayın esnek ve bükülebilir yapıda olduğunu biliyoruz. Kütlesiz olan foton, yani ışık bile bu bükülmeden kaçamıyor. Bu şekilde arka galaksilerden gelen ışık yön değiştirip teleskoplarımıza bu şekilde ulaşıyor. Bu fotoğraftaki SMAX 0723 Gökoda kümesi evrende şimdiye kadar gözlemlenen en uzak galaksilerden birisi. Bizden tam 4.6 milyar ışık yılı uzaklıkta. Ve bu galaksiden yola çıkan ışık yola koyulduğunda henüz güneş sistemimiz bile yoktu. Artık ne kadar yol kat ettiğini siz düşünün. Ve o diğer muhteşem fotoğraf. Stephen Beşlisi. Bizden tam 290 milyon ışık yılı mesafede. Güçlü kızılötesi ve son derece yüksek çözünürlüğü ile James Webb bu Gökada grubunun daha önce hiç görülmemiş ayrıntılarını gösterdi. Fotoğrafta 4 galaksi gibi görünse de bu iki galaksi birbirleriyle çarpışacak ve tek bir galaksi haline gelecek. Ve hemen bu sol taraftaki galaksi ise diğerlerinden milyonlarca ışık yılı uzaklıkta başka bir galaksi ve bu grupla hiçbir bağlantısı yok. Sadece diğer 4 galaksiden bize 7 kat daha yakın. Dünyadan yaklaşık 2000 ışık yılı mesafede bulunan Güney Halka Bulutusu çapı yaklaşık yarım ışık yılı mesafede. Bu fotoğrafın merkezindeki sönük yıldız binlerce yıldır uzaya gaz ve toz halkaları püskürtüyor. James Webb Uzay Teleskobu bu yıldızın tozla örtülü olduğunu ilk kez ortaya çıkardı. Bu muhteşem manzaraları ortaya çıkaran James Webb ölmekte olan bir yıldızın dış katmanlarını çekerek bize evrenin derinliklerinden görsel şölen sunuyor. WASP-96b Güneş sistemimizin dışında bulunan çoğunlukla gazlardan oluşan bir gaz devi. Bu gezegende su bulunacağına dair işaret eden veriler var. Dünyadan yaklaşık 1150 ışık yılı mesafede. Kütle olarak Jüpiter'in yarısı kadar. Gezegen yıldızına o kadar yakın ki burada bir yıl sadece 3 gün sürüyor. Carina bulutsusu Samanyolu galaksisi içerisinde bizden 7600 ışık yılı mesafede bir nebula. Nebulalar bir çeşit yıldız doğum evidir. Yoğun ve aşırı sıcak gazlar kütle çekimi ile bir araya gelerek yeni yıldızlar oluşturur. James Webb Uzay Teleskobu üzerine bulunan yüksek çözünürlüğü ve benzersiz duyarlılığı sayesinde Hubble ile göremediğimiz daha önceden gizlenmiş yüzlerce yıldızı, hatta arka planına kalmış çok sayıda galaksiyi görebiliyoruz. Bu bulutsu
o kadar geniş bir alan kaplıyor ki bir ucundan diğer uca seyahat etmek tam 16 ışık yılı sürüyor. James Webb'ten gelen bu görüntüler henüz başlangıç. Yeni fotoğraflar gelmeye devam edecek. James Webb teleskobundan gelen her bir fotoğrafı tek tek incelemek saatler süreceğinden tüm detaylara girerek videoyu uzun tutmayacağım. Ancak her bir görüntü için ayrı ayrı konular halinde videolar gelmeye devam edecek. Kartlar kısmına James Webb teleskobu ile ilgili detaylı videolar serisini ekleyeceğim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.